TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'da konuştu. Özel'in gündeminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan meclise gelip DEM Parti grup toplantısında konuşsun çağrısı vardı. Çözüm için her türlü katkıyı sunacaklarını belirten Özgür Özel, sorun bir kişinin mecliste konuşmasıyla çözülemez dedi. Diyarbakır'ı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kadın sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltı buluşmasında konuştu. Özel'in gündeminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi çağrısı vardı. Şimdi herkes neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ama biz meseleye şuradan bakıyoruz. Eğer Sayın Bahçeli'nin söylediği söz, bir kişinin özgürlüğü, bir kişiye af, ona verilecek bir kürsü, oradan söylenecek bir söz, lav olacak bir örgüt ve her şey tamamdırsa maalesef hiçbir şey tamam değildir o anlamda. Özel, sorun bir kişinin mecliste konuşmasıyla çözülemez. Kürtlerin yaşadığı sorunların sadece bir kişinin konuşmasıyla değil, 86 milyonun temsilcilerinin konuşmasıyla çözülebilecektir dedi. Terörün durması için, terör örgütünün ortadan kalkması için Türkiye'nin 86 milyon birden barış içinde kucaklaşabilmesi için atılacak her adımı da önemsiyor ve engel olmayacak. Kimin sözü varsa da kıymetlidir, söylesin. Ama şu söz söylenmesin. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Bir sorun vardır, onu da birisi konuşunca bitecektir. O zaman işte şu noktaya geliyorsunuz. Bu masayı, Diyarbakır'daki kadınların sorunlarını, bu masayı daha da genişleterek Diyarbakır'daki Kürtlerin sorunlarını, Türkiye'deki 26 milyon Kürt'ün sorununu yok sayıyorsunuz. O zaman aslında iyi bir şey yapayım derken hepimizi çok daha kötü bir şeye razı etmeye çalışıyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Kürt sorunu vardır, tam da şuradadır Kürt sorunu. Kürt'ün sorununun olup olmadığına Kürtler karar verir. Devlet karar veremez. Büyük devlet karar vermiş, küçük devlet de dün ilan etmiş gibi görünüyor. Onların demesiyle Kürt sorunu bitmez. Aksine onlar böyle dedikçe derinleşir. O yüzden Kürtlerin sorunları, Kürtler sorunum kalmadı diyene kadar vardır ve çözülmesi gerekir. Birisine senin sorunun yok demek otoriterliktir. Demokrasilerde o birisi sorunum yok dediği diyene kadar sorun var demektir. Biz de bununla ilgili elimizden gelen her türlü katkıyı ifade etmeye devam edeceğiz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışına en sert tepkiyi ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu verdi. Kürsüden ip fırlatan Dervişoğlu, "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz." dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısına sert çıktı. Normalleşme çağrılarıyla başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu niteliklerini ahlaksızca sorgulama cüretiyle devam eden süreç, dün itibariyle yanına İmralı ve Kandil katillerini de alarak büyük Türk milletinin varlığına açıkça savaş ilan edilmiştir. Kürsüden ip fırlatan Dervişoğlu, "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi, baş köşede başının ucuna as" ifadelerine yer verdi. Türk milliyetçiliğinin düşürülmek istendiği bu durumun başka bir izahı olamaz. Bebek katili ve terörist başı meclise gelip de demin grup toplantısında konuşsunmuş. Terörün bittiğini ilan etsinmiş. Haydi oradan. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisi. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğu yer. Burası milli egemenliğin yegane tecelligahı.
bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani başı bu meclise giremez. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini kastettiniz. Al şimdi bu ipi, baş köşede başının ucuna as. Unuttukları zekatı verir gibi üleştirmeye çalışarak nihai yıkım planının yeni bileşeni olduklarını ispat telaşına girmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın günlerdir, haftalardır havaya bakıp ıslık çalması ve bugün bölücü başına imtiyaz yarışında ben de varım hezeyanı lanet okunacak bir iktidar hırsıdır. Saadet Gelecek Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak grup toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, terör belası çözülecekse, samimiyseniz, elinizi taşın altına koyacaksanız, biz gövdemizi dağların altına koymaya hazırız. Yok eğer küçük hesaplar peşinde millete oyalıyorsanız, bu millet terörü de sizi de bu memleketten temizler dedi. Konuşmamın başında tarihi dönüm noktalarından bahsetmiştim. Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, Gelecek Saadet Partisi grup toplantısında konuştu. Arıkan'ın gündeminde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Öcalan için yaptığı çağrı vardı. Türkiye nevzuhur bir ülke değildir. Türkiye genç bir cumhuriyettir fakat bin yıllık bir devlet geleneğinin üzerinde oturmaktadır. İkincisi, terör sorunu nedeniyle 10 yıllardır çok şeyler kaybettik. Zamanımızı kaybettik, kardeşliğimizi kaybettik, evlatlarımızı kaybettik, huzur ve güvenliğimizi kaybettik, geleceğe ilişkin umutlarımızı kaybettik. Dolayısıyla Türkiye'yi yönetmek, Türkiye üzerine konuşmak ciddi bir sorumluluk ister. Bu ülke ağzınıza her geleni söyleyebileceğiniz bir kabile devleti değildir. Bu topraklar el yükselterek üzerinde kumar oynayacağımız bir masa da değildir. Bu hatırlatmadan sonra şu uyarı yapmak isterim. Böyle bir Türkiye'nin kadim meseleleri günlük hesaplara kurban edilemez. Politika ve stratejisi küçük siyasi hesaplarla dizayn edilemez. İç politikaya dair matematik hesaplarla ülkemizin yaralarını kaşımaya, toplumun sinir uçlarıyla oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Şimdi gelelim esas meseleye. Şunu açıkça ve gönül rahatlığıyla buradan beyan ediyorum. Biz Türkiye'nin meselelerini çözmek gibi derdi olan herkesle oturur konuşuruz. Biz her problemi muhatabıyla meşru ve hukuki bir çerçevede müzakere ederiz. Dolayısıyla hali hazırda toplumsal, siyasal ve hukuki karşılığı bulunan aktörler varken yeni muhataplar aramak iyi niyetli bir çaba değildir. Küçük hesapların bir yansımasıdır. Bu arayış yeni cepheler açma arayışı, yeni kutuplaşma ve gerilimlerin temelini atmaktır. Öncelikle şu sorunun cevabının verilmesini biz istiyoruz. Bu plan kimin planı? Cumhur İttifakı'nın bir planı mı? ABD-İsrail ikilisinin bir planı mı? İkincisi, dünkü davet Irak, Suriye, İran ve Türkiye'nin yaşayacağı yeni bir sıkıntıların fragmanı olmasıyla alakalı çekincelerimiz olduğunu ifade edelim. Çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Biz ülkeyi değil, kendi çıkarlarını merkeze alan her türlü hamlenin karşısındayız. Milletimizin menfaatine olan her türlü çabanın da yanında olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayra motor, şerre fren olmaya devam edecek. Terör belası çözülecekse, eğer samimiyseniz elinizi taşın altına koyacaksınız. Siz bunu yaptığınızda biz gövdemizi dağların altına koymaya hazırız. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Öcalan'a özgürlük ve mecliste konuşma çağrısı üzerine basın açıklaması yaptı. Bahçeli'nin yolu yıkım yoludur diyen Özdağ, artık Erdoğan, Özel, Bahçeli ve Öcalan'ın el ele yürüdüklerini görüyoruz şeklinde konuştu. Değerli basın mensupları,
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına bir tepki de Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ Bahçeli'yi sert dille eleştirdi ve Bahçeli'nin yolu yıkım yoludur dedi. Bu çağrıya çözülme ortakları DEM, CHP, AKP'nin açık desteğinin olduğunu görüyoruz. Artık Türkiye'de Cumhur İttifakı ve CHP'den oluşan yeni adıyla Cumhur Halk Partisi vardır. Ve Cumhur Halk Partisi DEM'le koalisyon içerisindedir. Artık Erdoğan, Özel, Bahçeli ve Öcalan'ın el ele yürüdüklerini görüyoruz. Devlet Bahçeli'nin terörist başı Öcalan TBMM'de DEM grubuna konuşsun ifadesi tam bir siyasal cinnettir. Devlet Bahçeli belli ki terör örgütünü hiç tanımamış. Öcalan'ın ne demesini bekliyorsunuz? Hadi silahlarınızı gömün, barış yapalım. Böyle mi demesini istiyorsunuz? Siz önce Türk milletine itiraf edin. Öcalan'a bu konuşmayı yapması için ne verdiniz? Özgür Özel el yükseltiyorum. Devlet Bey, Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerine ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum diyor. Erdoğan'a, Bahçeli'ye, Özel'e soruyorum. Öcalan'a, Türk milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz? Türkiye'nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı karar verdiniz? Devletin resmi dilini değiştirmeye mi karar verdiniz? Federal bir Türkiye kurmaya mı karar verdiniz? Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da özel bir Kürdistan kurmaya mı karar verdiniz? Öcalan size ne karşılığında ne veriyor? Bunu Türk milletine açıklamak zorundasınız. Bu iş öyle mecliste yapılacak konuşmalarla halledilecek bir iş değil. Öcalan'a hangi tavizleri verdiniz? Öcalan'ın terör örgütünü lağvetme gücü yoktur. Terörist başı Öcalan'a olmayan payeler sunmak Devlet Bahçeli'ye düşmez. Devlet acziyet içine sokulmuştur. Türk devletinin terörü durdurmak için terörist başının desteğine ihtiyacı yoktur. Terörist başını meclise çağırmak sadece kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimize değil, büyük Türk milletine, gazi meclisimize ve cumhuriyetimize hakarettir. Bu hakareti yapan kişi Devlet Bahçeli'dir. Türkiye Harp Mağdürü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, siyasilerin açılım vari söylemlerine yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Yavuz açıklamasında sizleri yüce Türk milleti affetmeyecektir. Hele ki bizler asla affetmeyeceğiz dedi. Bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Türkiye Harp Mağlulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Dernekleri yurt genelinde eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptılar. Derneğin Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'a çağrıda bulunup terörün bittiğini söylesin, umut hakkından faydalansın şeklindeki açıklamasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörün olmadığı Türkiye inşa edelim çağrılarına tepki gösterdiği açıklamasında terör örgütünün lağvedilmesini istiyoruz dedi. Asil milletimiz, kıymetli vatandaşlarımız ve değerli basın mensupları, Türkiye Harp Mahallelü Gaziler Şehit Dul Eğitimleri Derneği olarak son 10 gündür yeni bir süreci aşama aşama milletimize empoze etmeye çalışanların tavır ve tutumunu erken teşhis ederek 15 Ekim'de kaygılarımızı dile getiren bir basın açıklaması yaptık. Sinir uruşlarımızı uyandırırlarsa önünde duramayacaklarını, bir sele maruz kalacakları konusunda uyarılarımızı kamuoyuyla paylaştık. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak uluslararası dinamikleri, büyük projeleri ve çok bileşenli denklemleri de göz önünde bulunduruyor,
Bu sebeple örgütün silah bırakmasını ve terör örgütünün lav edilmesini istiyoruz. Başkan Ali Yavuz, geçmişte olduğu gibi bizlere yaşattıklarınız bugün de tarihe kalın harflerle yazılacaktır. Bunu her yerde ve en yüksek sesle haykıracağız. Sizleri yüce Türk milleti affetmeyecektir. Hele ki bizler asla affetmeyeceğiz şeklinde konuştu. Ülkemizin ve insanımızın düşünmeden terör sevici mahkumlarla el sıkışmak, millet menfaatlerini hiçe sayarak kumar masasıymış gibi el yükseltmek de ne demek? Terörle mücadelede en büyük acıları yaşayan şehit aileleri ve gazilerin tarihi bir fırsat penceresi olarak gördüğünüz açıklamalara büyük tepki vermesi bizce kişisel hesaplara kurban etmek değildir. Son yaşadığımız olaylar şehit ailelerimiz ve gazilerimizin üzerinden de siyaset yapanların inandırıcılıklarını yitirmelerine sebep olmuştur. Geçmişte olduğu gibi bizlere yaptıklarınız bugünkü tarihe kalın harflerle yazılacaktır. Bunu her yerde ve en yüksek sesle haykıracağız. Sizleri yüce Türk milleti affetmeyecektir. Hele biz asla affetmeyeceğiz. Şehit aileleri ve gazilerimizin adına saygıyla duyurulur. Efendim, çeşitli kesimlerden, siyasi liderlerden özellikle bu konuyla alakalı görüşleri aldık, ekranlara taşıdık. Ne düşünüyorlar sizlere aktardık. Peki vatandaş ne düşünüyor? Vatandaş ne diyor bu konu hakkında? Bunu şimdi ekranlara taşıyacağız. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışını vatandaşlar da değerlendirdi. Kimi vatandaş bu durumu sert sözlerle eleştirdi. Bebek katilinin mecliste işi yok dedi. Kimileri de çözüm için olması gereken bir durum olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörist Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşarak örgütü lav etmesi çağrısında bulundu. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bu açıklama her kesimi şaşırttı. Kayseri'deki kimi vatandaş bu çağrıyı haklı buldu. Kimileri de bebek katilinin Gazi Meclis'te işi yok diyerek eleştirdi. Şimdi ne söyleyeyim? Aslında yaptığı bence yanlış bir şey. Doğru bir şey değil. Onun idam olması lazım. Çünkü çok şehitlerimizin kanı var onların elinde. Gelmeli onların meclise. Gelmemeli, hayır. Kesinlikle gelmemeli. Neden böyle bir açıklama yaptı sizce? Hiçbir fikrim yok. Dinledim ama neden yaptı? Aralarında bir şey mi var? Onu çözemedik. İleriki günlerde belli olur. Öcalan'a meclise çağırdı. Oraları geçin kardeşim, oraları geçin. Meclise çağırdı, ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünemiyorum. Yorum da yapmıyorum. Neden? Sağ ol. Ne bileyim işte. Boşuna çağır. Niye çağırıyor ki? Ben de MHP'liydim aslında. Ama bir yandan da iyi yani çağırdı. Hani terörü bitir diyor yani. Bitir çağrısı yapıyor. Gel diyor meclise ama meclise koymasın terörü bitirsin de. Biter mi bu şekilde? Zannetmem. Vallahi bilmiyorum işte. Devlet Bahçeli'yi ben severdim de bundan dolayı yok sevmez oldum ya. Bebek katilini meclise çağırıyor. Ne iş var mecliste onun? Altta o deplerin de ne iş var? Onlarla koymayacaklar aslında işte. Abi meclise konuşamaz o adam. O meclise konuşma hakkı yok o adamın. Böyle çocuk katilinin mecliste ne işi var? Gitsinler şeyde nedir ona? İmralı'da konuşsunlar. Fakat böyle çağrı yapsa da kim duyacak ki zaten? Aynen katılıyorum bu. Konuşamaz yani. Orada biri artık ne dönüyor, ne de yapıyor biz de bilmiyoruz. Vallahi biz de şaşırdık yani böyle demesine. İnşallah düzeltirler. Düşüncem yanlıştı yani. Mecliste bir teröristin başı konuşması hiç doğru gelmiyor. Onun orada işi yok. Normalinde orada burada besledikleri bile hatta onu. Olumlu vay niye? Olumlu niye olmasın ki? Adam Bahçeli ne söylerse doğru söyler. Bahçeli'ye güveniriz. Vatana ona güveniriz Erdoğan'la. Doğru bir çağrı mı oldu? Doğru çağrı. Ne diyeceğimizi şaşırdık yani. Daha dün ip atan adam şimdi mecliste şeye çağırıyor. Koskoca Türkiye Millet Meclisi'nde bir terörist başının gelip de konuşturulması bize yakışmaz yani. Hangi Türk milletçisi bunu kabul eder ben anlayamıyorum.
Gerekirse ben bu 60 yaşındayım. Gelin elime silah alı gider savaşırım. Savaştım da zaten. Doğu'da askerlik yaptım 18 ay. Gerekirse gene alsınlar ben gene gideyim. Yani bir terörist başıyla zamanında oturdular. Şiittiler masaya oturdular. Böyle olmaz ki. Mecliste bir grup kursunlar. Nasıl çözülecek, nasıl edecek bütün partilerin diyaloguyla. Oturup konuşsun ailesine. Yani Bahçeli dün ip atan adam şimdi çıkmış. Meclise kendi şişine, kürsüne davet ediyor resmen. Yani olacak iş değil yani. Bu terörist başı koskoca Türkiye Cumhuriyeti bir terörist başına mı yani muhtacık yani satıldık. Yani bunu bir Türkiye Cumhuriyeti içine sindiremez. Ama gereken yani gereken neyse meclis olarak oturulup konuşulsun yapılsın. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Koca Sinan ve Talas Belediye Başkanları ile birlikte Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı, Melik Gazi ve Koca Sinan ilçe başkanlıklarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı olarak atanan Enes Ertuğrul Kalın'ı, Melik Gazi İlçe Başkanı Murat Titizbaşı ve Koca Sinan İlçe Başkanı Behzat Önder'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Büyükkılıç'a MHP ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'la partililer de eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmanın en güzel örneğini sergilemeye devam edeceklerini söyleyerek, misafirperverlikleri için başkanlarımıza ve yönetimlerine teşekkür eder, yeni görevlerinde başarılar dilerim dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP'nin Kayseri İl Teşkilatı yeni yönetimini tebrik etti. MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın da Cumhur İttifakı birlik ve beraberliğine vurgu yaptı. Değerli izleyenler, Kayseri'de önemli bir proje daha geliştiriliyor. Rüzgar Enerjisi projesi. Çok önemli bir proje. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin Türkiye'nin toplu taşıma sektöründeki ilk rüzgar enerji santrali olma özelliğindeki projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İnşa edilecek olan 3 adet rüzgar tribününden ilkinin temel imalatı tamamlandı. Türbin, kule ve kanatlarının Kasım ayında Kayseri'ye ulaşmasının ardından projenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini ve türbin parçalarının Kasım ayının başı itibarıyla peyderpey Kayseri'ye doğru sevk edilmeye başlanacağını duyurdu. Büyükkılıç, projemizi bitirmek için 2024 yılı sonu gibi iddialı ama gerçekleştirebileceğimizi düşündüğümüz bir hedef koyduk. Bunun için tüm ekip arkadaşlarımızla gece gündüz canla başla çalışıyoruz dedi. Proje ilerleme çalışmaları hakkında bilgiler veren Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Can Bulutsa, proje sahasında platform ve yol çalışmaları için 500 bin metreküpü aşan boyutta hafriyat çalışması yapıldığına vurgu yaptı. Melik Gazi Belediyesi'nin Hunat Mahallesi'nde bulunan eski taş bina Nazmi Toker Okulu'nu restore ederek kültür ve sanat merkezi haline getirdiği Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi yakında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Şehrin merkezinde tarihi dokusu bozulmadan restore edilen Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi, sergi salonları, çini, yağlı boyama, mozaik, müzik eğitimleri gibi farklı uygulamaların yer alacağı atölyeleriyle Kayseri'ye renk katacak. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Birçok kültürel ve sosyal faaliyetleri içerisinde barındıran bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, "Melik Gazi'mize hizmetlerimiz çığ gibi büyüyor. Şimdiden Melik Gazi'mize ve Kayseri'mize hayırlı olsun." dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar yaptığı sosyal yaşam alanlarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor değerli izleyenler. Koca Sinan'ın geleceğine yönelik birçok projeye imza atan ve ilçeyi sosyal tesislerle donatan Başkan Çolak Bayraktar, bugüne kadar toplam 42 adet modern sosyal tesisi vatandaşların hizmetine sundu.
Koca Sinan'ı her geçen gün daha modern ve konforlu bir ilçe haline getirdiklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar, vatandaşların hayatına renk katmak amacıyla modern sosyal tesisler yaptıklarını ifade etti. Mahallelere kazandırılan sosyal tesislerin 7'den 70'e herkese hizmet sunduğunu vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, Kayserililerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Yaptığımız modern sosyal tesisler, mahallenin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük bir canlılık katıyor dedi. Koca Sinan coğrafyası, Kayseri'deki yüz ölçüm itibariyle merkezdeki en büyük ilçedeyiz. Ve bu kadar büyük bir yüz ölçümü içerisinde de her bir mahallemizin kendine özgü farklılıkları var. Gerek merkezdeki gerekse kırsaldaki mahallelerimiz. Merkeze baktığımız zaman kadim mahalleleri geçmişten bugüne kadar Koca Sinan'ımıza, şehrimize büyük hizmetler verilmiş mahalleleri, bir diğer taraftan da 50 sene öncesinden imarsız yapılaşmayla birlikte, gece kondulaşmayla birlikte bugünlere kadar gelmiş o günlerin hala izlerini taşıyan mahalleler. Bir diğer taraftan da yeni yapılaşmayla, yeni imarlaşmayla hareketlenen mahalleler. Her birilerinin ayrı bir özellikleri var, ayrı beklentileri var. Ama bizim özelimizde bir ilçe belediyesi olarak 10 tane kentsel dönüşüm bölgesi ve bu 10 tane kentsel dönüşümü de bir fiil yürüten bir ilçe belediyesiyiz. Baktığınız zaman Türkiye genelinde kendi imkanlarıyla, kendi kaynaklarıyla, kendi personeliyle, kendi öz sermayesiyle bu işi yapan, ben tek belediyeyi diyorum ama ondan sonra da acaba bilmediğim birkaç tane daha varsa diye, sayılı belediyelerden bir tanesiyiz ama bir elin parmakları kadar sayılı olan belediyelerden bir tanesiyiz. Sinan Belediyesi olarak kamudaki en yüksek kapasiteli asfalt plantiyle ve yine belediyeler açısından, kamu açısından, diğer kamu kurum ve kuruluşlar açısından tek asfalt agrega üretim tesisine sahip olan bir belediye olarak 250 ton bölü saat kapasiteli tesisle ve bunların her ikisi de kendi öz sermayemizle, Koca Sinan Belediyesi'nin kendi mülkiyetinde olan işlerle kendine ait bir belediyeyiz. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu kriterlerin 2 misli üzerinde kişi başına düşen yeşil alanına da önder bir şehir olduğumuzu buradan gururla söylemek istiyorum. Hayatın bütün renklerini aynı çatı altında topladığımız Koca Sinan Akademi ile hizmet veriyoruz. 40 tane tesisi görev dönemimiz içerisinde 40 tane tesisi hayata geçirdik. Şehrimize, Koca Sinan'ımıza kazandırdık. 41. tesisimiz Kayserimize, Koca Sinan'ımıza hayırlı olsun, uğurlu olsun. Önceliğimiz aile, önceliğimiz insan, önceliğimiz kadınlar, önceliğimiz çocuklar. Zaman zaman ilk tesislerimizi açtığımızda bu 41 tesisin içinde ilk açtığımız tesis Koca Sinan Akademi Yakut'tu ve tamamen %100 hanım kardeşlerimize tahsis edilmiş bir tesisti. Bu yapılan tesisler sadece kadınlara değil ailenin tamamına yapılan tesislerdi dediler. O gün bugündür ben de bu tanımı kullanıyorum. O gün bugündür bu tanımı devam ettiriyorum. Bundan sonrasında Koca Sinan Akademi'nin tesisleri aile akademisi olarak şehrimize hizmet vermeye devam edecek inşallah yeni tesislerle birlikte. Şu ana kadar yapılmış olan tesislerin en büyüğünü, kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı yüzme salonlarının, ayrı ayrı spor etkinliklerinin, Koca Sinan Akademi'nin eğitim faaliyetlerinin, Sinan Kütüphanesi'nin, Çocuk Kulübü'nün, Kafe Sinan'ın velhasıl bizim marka değeri olan bütün tesislerimizin faaliyete geçmiş olduğu bir tesis olarak hizmet verecek. Hayırlı olsun, bereketli olsun. Efendim, Talas Belediyesi de alternatif üretim için önemli çalışmalar yapıyor. Bir ürün var. Ürünün değeri de çok kıymetli. Tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle dikkat çeken Talas Belediyesi yine bir ilke imza atarak topraksız tarım uygulamasıyla safran yetiştirmeye başladı. Kısa sürede çiçek açan safran bitkisi güzelliğiyle dikkat çekti. Yalnız önemli olan bir tanesi de şu, bir safranın kilogramı 600 bin lira. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçede tarım ve hayvancılığa verilen desteklere her geçen gün yenisi eklenmeye devam ediyor. Reşadiye Ek Hizmet binasında 3 ay önce deneme üretimi başlayan topraksız tarım uygulaması kapsamında safran bitkileri çiçek açmaya başladı. Su tankı içerisinde bitkinin ihtiyacı olan besin maddeleriyle ilave edilip suyun pH değeri bitkiye uygun hale getirilerek gerçekleştirilen üretimde 2 safran çiçeklendi.
sağlık açısından bağışıklık sistemini destekleyen, sindirim sistemini iyileştiren ve kalp sağlığı gibi birçok faydası bulunan safran bitkisi, aynı zamanda ekonomik yönden de büyük bir katma değere sahip. Kilogramı 600 bin TL'ye satılan bu bitkiyle ilçedeki üreticilere örnek olması amaçlanıyor. Uygun şartlar sağlandığında kapalı ortamlarda iklimden etkilenmeden yılın 365 günü üretim yapabilme imkanı sağlayan sistemle aşırı gübreleme ve bilinçsiz şekilde bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılıyor. Bu örnek uygulamayla Talas Belediyesi, nüfusun hızla arttığı ve gıda arzının büyük önem taşıdığı günümüz tarım dünyasında kapalı ortamla topraksız ve dikey tarım faaliyetlerine katkı sağlamış oluyor. Daha önce de aynı alanda salatalık yetiştirilerek çiftçiler için örnek uygulamaya imza atılmıştı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Akyazı Mahallesi'nde yürütülen 3 kilometrelik yol çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, toplamda 3000 ton sıcak asfaltın kullanıldığı çalışmanın tamamlanmasıyla bölgeye önemli bir ulaşım kolaylığı sağlanacağını söyledi. Gazlar bağlandı mı? Yarın benimki de açılıyor. Oo, çok mutluyuz. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Akyazı Mahallesi'nde yürütülen 3 kilometrelik yol çalışmasını yerinde inceledi. Altyapı projelerinin tamamlanmasının ardından yollara asfalt sermeye hız verdiklerini söyleyen Başkan Özdoğan, her adımda geleceğe yürüyor, her çalışmada hacılarımıza değer katıyoruz diye konuştu. Seyranlı Caddemiz'deyiz. Seyranlı Caddemiz Hasandağ bölgesinde. Yeni yapılaşmanın hızla arttığı bir bölge. Burada altyapıyla ilgili tüm çalışmalarımız, gerek KASKİ'miz olsun, gerekse Kayseri Gazımız olsun, buradaki çalışmaları tamamlanmasına müteakip bu yaz sonu itibariyle de biz sıcak serim asfaltımızı tamamladık. Yaklaşık 3 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz, caddeden bahsediyoruz ve de yaklaşık 3000 tonun üzerinde bir sıcak serim asfalttan bahsediyoruz. Hem Akyazımızdan Melikgazi Eribucak üzerinden şehir merkezine inişler hem de yine bu bölgeden yukarı mahallemiz ve Yediağaç ve Beğendik bağlantılarımıza ulaşan bir bölge olması hasebiyle de bizim önemli üzerinde durduğumuz bir bölge. Ve de şu an itibariyle arkadaşlarımız yine burada güzel bir çalışmayla vatandaşlarımıza geniş konforlu yolları sunmuş oldular. Başkan Özdoğan yaptığı inceleme sırasında yol çalışmalarını yürüten ekiplere tatlı ikramında bulundu. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Özdoğan, ilçe sakinlerini dinleyerek çalışmaların her zaman halkın ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını ifade etti. Yap gel. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Soğuk havalar kendini iyice hissettirirken ciltte de bazı hastalıklara sebep olabilir. Sedef ve egzama hastalıkları ciltte oluştuğu gibi olan hastalıkları da nüksettirebilir. Deri ve zührevi hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ekrem Aktaş yapılması gerekenlere karşı uyardı. Soğuk hava başladı. Kış boyunca soğuklar sürekli etkili olacak. Soğuk havada cilt hastalıkları oluştuğu gibi, oluşan hastalıklar da nüksedebilir. Sedef ve egzama gibi. Deri ve zührevi hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ekrem Aktaş, sedef ve egzamaya karşı uyardı. Sürekli el yıkamak, sabunlamak ve kolonya kullanmak elde çatlaklar oluşturabilir. Nemlendirici en büyük önlem. Havuç ve şeftali tüketimi de çok önemli. Ciddi hastalıklardan kışın artan en çok psoriasis adı verilen tıpta sedef Türkçesi. Sedef hastalığı artar. Neden? Güneş olmadığı için. Güneş sedef hastalığına çok iyi olur. Bir de kışın stresler artıyor. Neden? Evde kapalısın. Çolukla münakaşa, çocukla münakaşa, eşinle, komşunla dışarı çıkamadığın için evde stresler sedef hastalığını artırır. Egzemayı da keza öyle artırır. Ama mantar hastalıkları kışın daha hafifler. Onu çünkü terleme olan yerlerde mantar hastalığı daha çok olur. Yazın mantar hastalığından bahsederiz. Şimdi sedef hastalığı gibi buna benzer birkaç hastalık daha var ama halkımız arasında en çok %2 ile 3 oranında görülen sedef hastalığından tedavi olarak kışın kortizonlu kremler sürmek zorundayız. Stresinden uzak kalmak zorundayız. Huzurlu ortamlarda bulunmak zorundayız. Depresyonlu insanlardan biraz uzak kalıp kendini de rahat ettirmek zorundasın. Depresyonlu kişilerle konuştukça hastalık daha da alevlenir.
en çok yiyecek gıdalarda da kışın sedef hastalığına iyi gelecek gıdalar havuç, şeftali gibi turunçgiller hastalığın hafiflemesine sebep olur. Açık bölgelere gene nemlendirici kremler ve kortizonlu kremlerle sürüp idare etmek lazım. Psikolojik düzen normale girerse hastalık da yavaş yavaş kendinden iyileşebilir. Aşırı kuruluk olduğu için cildimizde su, sabun, kolonya gibi şeylerden özellikle hem sedefli hem egzamalı hastalar uzak durması lazım. Zaten cilt kuru. Su ve sabun cildin kuruluğunu daha çok artırır. pH'ini daha çok asidik ortama, alkali ortama dönüştürerek çatlamalara, kurumalara sebep olur. Gene nemlendirici kremler, ucuz kremlerle dışarı çıkmadan evvel evde işte yarım saat önce güneş gören, soğuk gören, rüzgara maruz kalan bölgeleri nemlendirerek korumak yeterli olur. Dağtekin İnşaat, Kayserili vatandaşlara mutlu ve huzurlu yuva sunmaya devam ediyor değerli izleyenler. Bu kapsamda Erkilet'te Bade 6 konutlarının C bloğunun temeli düzenlenen törenle atıldı. Dağtekin İnşaat, Kayserililere sıcak yuva sunmaya devam ediyor. Dağtekin İnşaat bu kez Erkilet'te Bade 6 konutlarının C bloğunun temelini attı. Burada bir açıklama yapan Dağtekin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Dağtekin, insanlara cazip fırsatlarla konut alma imkanı sunduklarını söyledi. Dağtekin, yapılacak dairelerle ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 1200 dairemiz var. 2+1, 3+1 seçenekleri mevcut. Özellikle yatırım için Kayseri'nin en gözde, en güzel bölgesindeyiz. Çünkü burası hem şehir hastanesine, hem havaalanına, hem hızlı tren istasyonuna, hem Kosmalı AVM, hem şehir merkezine çok ulaşımı çok yakın. Ve burada herkesin tercih ettiği, özellikle 2+1'lerin, yurt dışındaki müşterilerimizin %100 kira garantili olduğu bir sistem kurdu. Ve ödeme kolaylığı var, elden taksit var, peşinatlar, fikaslar özellikle hiç bankaya bulaşmadan, banka kredisi kullanmadan ev sahibi olmak için. O yüzden şu dönemde bile biz Dağtekin İnşaat olarak çok fazla çalab olduğu için hiç durmadan temellerimizi atıyoruz. İnşallah bundan sonra da yine burada 5 temel daha atacağız. Arkasına yine şimdi bu cumartesi günü şehir hastanesi Seyrani bölgesinde Bekir Yıldız Bulvarı'nda bir temelimiz var. Bu temel 4+1 lüks daire tabii. Dağtekin İnşaat'ta şu anda 2+1, 3+1, 4+1 herkesin bütçesine göre, herkesin ödeme kolaylığına göre ev sahibi yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki temellerimize hızlıca seneye evlerimizi teslim edeceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliği ile hazırlanan Selçuklu Eserleri sergisi açıldı. Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde gerçekleştirildi açılış. ...22-27 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek serginin açılışı, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden şube müdürleri ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi. Sergide Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ali Durmuş, Selçuklu ürünleriyle ilgili gerçekleştirdikleri sergiye ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, Olgunlaşma Enstitüleri tarihi ve hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ise, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliklerinin devam ettiğini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen söz konusu sergide Selçuklu motifleriyle bezenmiş çiniler, nakış örtüler, kitre bebekler, seramikten yapılmış ürünler, panolar, Selçuklu kıyafetleriyle Selçuklu dönemini yansıtan bazı eserler yer alıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren sergi Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde 22-27 Ekim tarihlerinde gezilebilecek.
Erciyes Üniversitesi tarafından öğrenci kulüplerinin katılımlarıyla Evim Kampüs Festivali düzenlendi. 2 gün sürecek olan etkinlikte öğrenciler hem öğrenci kulüplerini yakından tanıma fırsatı bulurken hem de çeşitli aktivitelerle keyifli zaman geçirecek. Erciyes Üniversitesi tarafından öğrenci kulüplerinin katılımlarıyla Evim Kampüs Festivali düzenlendi. Merin Molu Amfi'de gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi bando ekibi tarafından konser verildi. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Profesör Doktor Fatih Altun, öğrenci odaklı faaliyetlere önem verdiklerine dikkat çekti. Özellikle öğrenci odaklı faaliyetler sürecinde üniversitemizdeki öğrenci kulüp toplulukların birbirleriyle kaynaşması, birbirlerini tanıması ve özellikle kulüplerin kendisini anlatması anlamında organize ettiğimiz bu programın 2 gün süreceğini ifade etmek istiyorum. Benim tahminim bir 30-35 bin öğrencimizin bu programa katılacağını düşünüyoruz. Hava biraz soğuk ama benim tahminim buradaki faaliyetlerle birlikte gençlerimiz biraz daha ısınacaklardır. Ben şimdiden emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu süreçleri organize edebilmek çok kolay değildir. Erciyes Üniversitesi olarak böyle büyük programları yapabilmek bizim aslında geleneklerimizde, alışkanlıklarımızda olan bir sürecimizdir. Biz her zaman öğrencilerimizle birlikte olmaya, gerek rektör öğrenci buluşmasıyla, gerekse teknoparklarda ya da işletmelerde öğrencilerimizin mesleki deneyimlerini artırması için her zaman destek olmaya gayret ediyoruz. Rektör Altun'un konuşmasının ardından atlarla gösteri gerçekleştirildi. Öğrencilere yemek ikramında bulunulduğu etkinlikte Rektör Fatih Altun öğrenci kulüplerinin standlarını tek tek ziyaret etti. İki gün boyunca sürecek festivalde öğrenci kulüpleri tarafından bir dizi etkinlik düzenleniyor. Öğrenci müzik gruplarının konserler vereceği festivalde paintball, korku evi ve karaoke etkinlikleri de ilgi topladı. Bültenimize spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Talas Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği fakülteler arası futbol turnuvası bütün hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Erciyes ve Kayseri Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen turnuvada son 6'ya kalan takımlar 3. tur maçlarında ter dökecek. Talas Belediyesi tarafından takımını kur, turnuvaya katıl sloganıyla düzenlenen turnuva büyük bir heyecana sahne oluyor. 22 takımın katıldığı ve tek maç eleme usulüyle gerçekleşen organizasyonda 3. tur maçlarına gelindi. Talas Belediyespor'un Harman Mahallesi'ndeki futbol sahasında oynanan müsabakalarda Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Siyaset Bilimi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan 6 takım 3. tura yükseldi. Öğrencilerin ve yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği turnuvada 24 Ekim Perşembe günü 2 maç oynanacak. 25 Ekim Cuma günü yapılacak tek maçın ardından yarı final karşılaşması 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Final karşılaşması ise 29 Ekim'de kutlanacak Cumhuriyet Bayramı'nda bayram coşkusuyla birlikte oynanacak. Kazanan takım bu anlamlı günde kupanın sahibi olacak. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz kıymetli izleyicilerimize. Biz yine her gün burada haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.